etmemesi için belli aralıklarla kontrollerin yapılması gerekir. Bizim yaptığımız işlem de bu şekildedir, görsel silme. Evet. Peki bu tür bir tehditle karşı karşıya kaldığımızda, yani siber zorbalıkla ya da bir hacker tehdidiyle karşı karşıya kaldığımızda ne yapmamız gerekir? Şimdilikte nasıl bir tehditti? Şimdi siber zorbalıkta günümüzde artık çok siber zorbalıklar başladı. Bununla ilgili organize suç örgütleri çıkmaya başladı son 2 yıldır ve özellikle de yoğun bir şekilde Bulgaristan ve Rusya bölgesi. Burada bazı kadınlar sosyal ağlarda geziyorlar. İşte erkekleri takip ediyorlar burada. Yani bir iş adamı veyahut da herhangi bir şey olduğunuzu tespit ederlerse artık son gelen vakalarda kim olduğuna da bakmıyorlar bu insanın. Erkek oluyor ve sosyal medyada sizinle iletişime geçiyorlar. Normal, evet. Hani sizden hoşlanmış, sizinle konuşmak isteyen birisi olaraktan iletişime geçiyorlar. Ve sizi bazı kameralı yazılım programlarına davet ediyorlar. Hani gelin görüntülü işte görüşelim, birbirimizi görelim falan diye. Bu sefer de bir kadının art niyetli olduğu için kadın diyor ki işte hani ben işte kıyafetlerimi çıkarıyorum, sen de çıkar diyerekten uygunsuz görüntülerini alıyorlar. Organize bir şekilde bunu kaydediyorlar cihaza. Görüşme sonunda iş adamına diyorlar ki hani görüntün elimizde. Sosyal ağlarını da takip ediyorlar bu kişinin. Sosyal ağlarında her bütün bilgileri alıyorlar sezdirmeden, yani hani normal hoşlanıyorlar yaklaştığı kişinin işte Facebook'un var mı, Instagram'ın var mı, şuran var mı, var mı? Alabildikleri bilgileri de topluyorlar bu esnada. Evet. Ve görüntü sonunda tehdit başlıyor. Diyor ki hani görüntü elimizde. Bak Instagram'da bütün arkadaşlarını biliyoruz. Facebook'ta bütün arkadaşlarını biliyoruz. Bu görüntüyü hepsine göndereceğiz. Evet. Böyle bir tehdit. Şimdi iş adamını bunu riski göze alamıyor. Diyor ki bunun karşılığında bana 5000 dolar para ödeyeceksin. Ya bu fiyat 5000 dolarla 500 dolarla 5000 dolar arasında değişiyor. İzleme yöntemleri sizden işte Western Union olaraktan istiyorlar. Bulgaristan ve genelde Rusya bölgesine gidiyor paralar. Hani bize gelen taleplerde biz takiplerimizde bunları çıkarttık. Sonra parayı gönderdiğinizde en büyük hatayı yapmış oluyorsunuz zaten. Bunlar bir kere parayı aldıklarında durmuyorlar. İkinci miktar daha yüksek meblağ olmaya başlıyor. Üçüncü miktar daha da yükseliyor. Dördüncü, beşinci derken artık yani alabildikleri son raddeye kadar. Hani ölsem daha iyiydi dedirecek duruma kadar getiriyorlar sizi. Böyle bir durumda karşılaştıklarında kolluk işlerine gitsinler. Benim önerim. Tabii ki bunu profesyonel yardım alsınlar ama en öncelikli bir bilişim uzmanından yardım alsınlar bu konuda. Hani biz yıllardır bu siber zorbalarla uğraştığımız için bizim düşmanlarımızdır bunlar. Onlar bizi az çok biliyorlar. Bizim yaptığımız yöntemler de şudur. Bu zamana kadar yaklaşık olarak 20 tane organizasyonu çökerttim ben bununla ilgili. Evet, nasıl bir yöntemle çökertiyorsunuz? Yöntem de şöyle. Şimdi savcılık devreye giriyor ama kişi Rusya'da olduğu için hani kanunların geçmediği yer, yazışmalar çok uzun sürüyor. Görüntü orada, iş adamı için saniyeler bile önemli burada. Biz burada ne yapıyoruz? Tekrar onun kurbanı gibi hareket ediyoruz. O kadının kurbanı gibi hareket ediyoruz. Biz yazıyoruz işte senden hoşlandım falan, ben iş adamıyım, görüntü veremem diyerekten biz bu kişinin görüntüsünü alıyoruz. Görüntülerini kaydediyoruz bu kişinin. Biz diyoruz ki işte hani biz çok insanız, zengin bir insanız. Hani seni buraya getireyim, ne kadar para istiyorsan hesabına göndereyim diyorum bana. O da bu tuzağa düşüyor tabii, amacı para olduğu için bu organizasyonun. Kadın bize bu sefer görüntü veriyor. Biz de görüntüleri kaydediyoruz. Onun yaptığı şantajı kendisine yapıyoruz. Tabii bunu yaparken de bu illegal yapılanmanın bilgisayarına sızıyoruz biz aynı zamanda. Bize kamera açtığı için biz gerekli erişim bilgilerine ulaşıyoruz. Bilgisayarına sızıp bütün görüntülerini çökertiyoruz. Bilgisayarındaki bütün görüntüleri imha ediyoruz. Kaydettiği arşivindeki görüntüleri imha ediyoruz. Kendi görüntüsünü alıyoruz ve bunu da hani Rusya ilgilenir mi bilmiyorum ama biz Rusya gizli servisine de biz gönderiyoruz. Bakın hani böyle bir kişi var, böyle bir suç örgütü var, şantaj yapıyorlar. Bilgileri budur, görüntüleri budur, işte gerekli dijital deliller bunlardır diye gönderiyoruz ama operasyon yapılıyor mu, işlem yapılıyor mu bilmiyorum. Biz de zaten sonunda diyoruz ki hani eğer sen bu işleme devam edersen, tekrardan insanları tuzağa düşürmeye devam edersen, senin görüntünü elimizde, biz bir bilişim şirketiyiz, senin görüntünü bütün dünyaya izletiriz diye biz de onu tehdit ediyoruz tabii ki. Öyle bir izlenme şekli, çalışma evet. Şekli var bizde. Gerçekten teknolojik Robin Hood'larsınız. Belki de öyle bir şey. Evet, evet. Gerçekten internet dünyasının Robin Hood'ları diyebiliriz sizin için. Çünkü yapmış olduğunuz her şey gerçekten insanlığın olumlu şekilde teknolojiye uyum sağlamasına, birlikte yol almasına sebebiyet verecek olan çalışmalar. Aslında başınızdan geçen çok ilginç olaylar vardır. Bunlardan birkaç tanesini şöyle kısa da olsa paylaştınız ama...
Hiç unutamadığınız en ilginç olay neydi? Hiç unutamadığım en ilginç olay. Tabii isim vermeden, bizde gizlilik çok önemlidir. İsim vermeden bir olaydan bahsedeyim. Bir gün birisi aradı beni. Dedi ki işte Emre Bey bittim, mahvoldum. Hani hayatım karardı. Dedim ne oldu? Ben dedi bir imamım, caminin imamıyım. Dedim hayırdır hocam dedim. Nasıl yardımcı olabilirim size? Dedi telefonda da konuşamayacağım. Dilim de varmıyor. Camiye gelebilir misiniz? Gittim ben de şimdi camiye hocayı görünce saygıdan gittik biz de. Odasına girdik. Bilgisayarı açtı. Pornografi siteler. Bu diyor benim görüntüm diyor. Şimdi hocam dedim yani işte camideyiz. Hani bu görüntüleri burada izlemem doğru değil. Ben hani bununla ilgilerini alayım araştırayım. Size döneyim. Yani kendimi çok ilginç bir ortamın içerisinde buldum bir anda. Neyse baktım bu tabii eşiyle birlikte normal bir şeyler yaşarken kendi telefonuna çekmek gibi bir hata yapmış görüntüyü. Bu görüntüde ben tespitlerimde 22 milyon izlemeye ulaşmış. Yazık olmuş. 22 milyon izlemeden sonra artık bir tanıdığı hoca uyarmış. Hocam demiş bak görüntüm var. Hoca da işte yandım bittim diyerekten biz arada. Tabii biz müdahale ettik görüntüyü sildik ama hayatımın en ilginç olaylarından bir tanesi oydu benim. Evet gerçekten aslında güldük ama gerildiğimiz için, sinirlerimiz tabii. Gerildiği için güldük. Hem ilginç hem de herkesin kendi hakları var. Bu haklara saygı göstermek durumundayız. Niçin böyle bir şey gelmiş? O insanın başına da çok üzüldük ayrıca onu da belirtelim. Şimdi çok aile facialarıyla da karşılaştık. Biz bununla intihar vakalarıyla karşılaştık. Çok üzücü. Hani gençler tabii. Bu hataları yapıyorlar. En son karşılaştığımız olayın bir tanesi de işte 18 yaşında bir tane tesettürlü bir hanımefendi kardeşimiz. İnternette biriyle tanışıyor. Uygunsuz görüntü veriyor. İkisinin birlikte olduğunu, özel olduğunu zannediyor ama karşı taraftaki de art niyetli görüntüyü kaydetmiş. Pornografi sitelerine yüklemiş bunu. Para karşılığında satıyorlar bu simsarlar bunu. Görüntüyü yükledikten sonra da tabii kız hani görünce o panikle mutasif tabii aile olduğu için intihar ediyor. İlaç içiyor, intihar ediyor. Hastaneye kaldırılıyor tabii babası arada ulaştı bize. Hani dedi böyle böyle bir durum var. Oğlum dedi biz dedi öldük bittik mahvolduk. Hani kızım dedi kurtar benim kızım bu görüntüleri temizle. Tabii biz ücretsiz yardım ediyoruz böyle hassas konularda. Bu tür durumlarda ücretsiz yardımda bulunuyorsunuz hassas öyle mi? Hassas konularda biz para bile sormadan direktman ilk önce görüntüyü kaldırıyoruz evet, biz orada. Çünkü önemli. Hani paradan önce hani bunun vicdan azabını da ömür boyu çekmek istemeyiz hiçbir zaman. Öncelikle biz görüntüyü kaldırıyoruz. Benim ekibim engellerden oluşan bir ekiptir %80'i. Evlerinden çalışır hepsi. Bu konuda hepsini kendim eğittim onların. Uzmanlar bu konuda. Hani bir görüntüye diyorum ki gençler düğmeye basıyoruz. Görüntümüz bu dediğim anda görüntümüzü 2 saat içerisinde tamamen internet ortamından silebiliyoruz. Nasıl siliniyor peki? Şimdi öncelikle dediğim anlatmak gibi... Anlatmak istiyorsanız tabii, ama tabii, eğer bir gizliliği tabii. Varsa, gizliliği yoktur. Bir prosedür varsa... Gizli anlatmayabilirsiniz. Hiçbir şekilde gizli yok. Aslında insanlara ben öğretmek de isterim. Hani bunlarla savaşmayı hep birlikte yapalım. Bu siber zorbalarla, bu pornografi sektörüyle hep birlikte savaşalım. Ben bu zamana kadar tek başıma geldim bu sektörden. Şu an yardımcılarım çok ama. Öncelikle diyelim ki bizi tanıyorlar bunlar. Benim yapılanmamı, beni ismen de bildikleri için benim uyarımda görüntüyü kaldırıyorlar. Diğer arkadaşlarımız da bizim şirket adına hareket ederler. Bizim adımızı kullanırlar. Buradan da bu görüntüyü kaldırın acil olarak da. Çünkü bizim hani tehdidimiz vardır. Bunu kaldırın yoksa biz sizi daha değişik internet ortamından sileriz. Tehditte biz bunu kaldırıyoruz. İkinci yöntem Türkiye'de ise eğer hani bu görüntüleri paylaşma merci Türkiye'de ise zaten Türkiye'de işlenmiş suçlarda savcılık direktman müdahale edebiliyor. Kolluk güçleri müdahale edebiliyor. Sınır dışına çıktığı zaman biz devreye giriyoruz. Ülke sınırlarından dışarı çıkarsa görüntü yayınlama hizmeti. Biz orada müdahale ediyoruz. Tamamen teknik konularla hareket ediyoruz. Yani öncelikle görüntünün yayınlandığı web sitesini buluyoruz. Web sitesinin sunucu sağladığı hosting'e ulaşıyoruz. Hosting'e uyarı gönderiyoruz. Hani böyle senin hizmet verdiğin bir tane web sitesi bu tarz illegal yapılanmalarda. Hani bunu ya kapat ya biz de senin sunucuna zarar vereceğiz diyoruz. Sunucu ilk etapta bunu hani şey almıyor bu tarz tehlikeleri. Biz ilk bir atak. Bazı atak yöntemlerimiz var. Sunucuya biz atak yapıyoruz. Sunucu zarar görmemek için siteyi 15 veya 1 saatliğine kapatır. Açar, açtığında tekrar ağır bir saldırı yaparız. Bu sefer sunucu der ki ben bir site yüzünden zarar görüyorum artık sunucumu kaybedeceğim. O siteyi sunucusundan çıkartır ve devre dışı kalır site. Evet.
Evet, vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Umuyoruz ki hiçbirimizin başı sıkışmasın. Bu tür zorbalıklarla, zorbalarla karşı karşıya kalmayalım ama kaldığımız takdirde artık bizi kurtaracak olan teknolojik Robin Hood'lar var zaten diyoruz. Ve çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Ateş Bilişim AŞ ve Siber Ajans'tan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emre Hasan Ateş bizimle birlikte oldu. Hoşçakalın.